Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sen öne gel. Şimdi gelin öne doğru gelin. Aşağıki dershaneniz var değil mi? Abi alın, hayırlı uğurlu olsun. O derse geldim, dersten çıktığım anda ihtilal oldu. Evet abi. Hatırlıyor musun? Hatırlıyoruz abi. Sizin dersinize geldim. Dersten çıktık, ihtilal oldu. Şimdi de girdik, işi kesildi. Dedim ya, gene mi ihtilal var? O şeyi anlamadınız, bir daha anlatayım. Mevlana'nın yanında bir talebesi varmış, hem de birkaç dakika beklemiş oluruz cemaatte. Talebesi var. Şey, 15 sene talebeymiş. Şeytan bak nereden girmiş. Dedi ki, sen kaç senede bir buradasın? 15 sene. Peki 15 sene Allah dedi. Allah bir defa sana dedi mi ki, ey kulum. Allah diyoruz ya. Ama sana Allah bir defa dedi mi? Ne oldu ey kulum? Buyur ey kulum. Böyle bir şey duydun. O da demek ki zaafı o. Anladın değil mi abi? İlginç ama değil mi? Şeytan gerizekalı değilmiş yani. Bundan tepe takla gitti. Çekip gidiyor. Fakat Mevlana dağdaymış. Ona Allah ilham ediyor. Melekler vasıtasıyla. Atıyla dizginleyip geliyor. Fakat adam çekip gitmiş. Dershaneyi terk etmiş, medreseyi. O nereye gitti demiş onun. Arkasından koşturmuş. O yaya olduğu için o atla yetişmiş. Selam kelam verdikten sonra nereye gidiyorsun? Biliyor ya Mevlana. Dedi efendim. Ben 15 sene Allah dedim. Bir defa Allah bana buyur ey kulum demedi diyor. Bu dershaneyi yaptırmanıza getireceğim. Bu ses ne? Fandan geliyor abi. Öyle mi? LED'in fanı. Neyin fanı? LED. Ha, ışıkları. Duvarın arasındaki ışıkları. Onu halletmeniz lazım. Kapatabiliriz. Kapat. Çok dedik ya. Oradaki onun bir ışığını da istemeyiz. Security'sini ise. Evet. Ha. Işığım oldu. Of be. Şimdi bu dershaneyi yapmanıza sebep olan, dua eden, katkı sağlayanlara anlatıyorum. Dedi ki, ya ey üstad, 15 sene ve Allah dedim, Allah bir defa ey kulum demedi. Mevlana diyor ki, bundan sonra bir mani onun sözü. Sen Allah demeyi bilmezken, Allah var olsa var ama senin aleminde yoktu. Allah'ın bize en büyük nimeti bizi yaratmış, sonra varlığından haberdar etmiş, etmeyebilirdi. Peygamber göndermesi bitti. Evet. Peygamber göndermesi varlığında nereden bileceksin? Ha? Tuvalete gitmeyi bile bilmezdik. Çünkü nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sen Allah denen bir şeyi bilmezken sen sana kendisini haber veren, ifade eden sonra sana Allah diyesin diye ilham edip seni Allah diye konuşturan, konuşmadan önce buyur kulum demiş olmuyor mu? Bir daha. Sen gaflette, hani şöyle diyeyim, başıboş ve gayesiz bir gençliğin içinden çekip çıkaran, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, hadisatın dağlar var, dalgaları arasında seni çıkarıp sahil-i selamete çıkartan zat. Zat-ı Zülcelal. Sen Allah diyesin diye, Allah diyesin diye kalbine ilham eden ve o ilhamla Allah diyebiliyorsun. Sen o Allah demeden önce desin diye
ilham eden zat sana Allah demeden önce buyur kulum demiş olmuyor mu diyor. Sana önceden buyur kulum demiş oluyormuş. Şimdi bu ders hali işi için söylemiyorum. Emeği geçenlere bir müjde vereyim. Haşa din adına sen şey yapamazsın. Diyor ki Allah'ın bir mealini söyleyeceğim. Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler yapar diyor. Buraya emeği geçenlerin tapunuzdur, imanınızın tapusudur. Ayeti bir daha söyleyeyim. Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler yapar. Öyle mi? Öyle de. O zaman bak, Allah'ın evi ise ki öyle, Allah'ın evlerini Allah'a iman edenler yapar. Allah'a iman etmiş. İmanımızın tapusudur. Allah onaylattırmasaydı onaylayamazdın. Söyle denmeseydi sen söyleyemezdin. Demek ki yapmadan önce sana bu duyguyu veren, yaptıktan sonra verilmesi gereken ücreti önceden vermiş oluyor ki ustad şöyle diyor, son cümlem oldu. Diyor ki, hizmetin ücreti hizmetin içindedir diyor. Biz hizmet yaparak ücretimizi almışız. Çünkü hizmetin kendisi ücrettir. Şu anda huzur yok mu? Şimdi başlayacak huzur seyir. Ya Allah, bismillah, saat kaç şimdi? 10 var. 50 dakika bundan sonra koyun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İman ve küfürden bahsedeceğim. Tevafuk etti. Size gelmeden önce çalıştım. Tamam abiler? Bak notları aldım. Bu kağıt da emniyetten gelen kağıt. Arkası boş kullanayım diye. Emniyetten gelen kağıt. Dedim ne kağıdı diye baktım da. Gelen şikayet ediyor, giden şikayet ediyor. Putlarına hakaret ettim diye gene mahkemeye vermişti. Kaçıncı abi? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Polis diyor ki, ya sen nasıl dersin ya dedi, piş dedin diyor ya, gayrimeşru yani. Sen nasıl dersin dedi, öyledir dedim yani, olmayan bir şey mi dedim. Ya öyle deme diyor. Öyledir de öyle deme. İman, zor durumlarda insanın kendinden daha değerli sığınağıdır iman. İman düşünün. İradi-i cüziyenin sarkından sonra iradi-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. İmanın kaynağı esma değil. İmanın kaynağı sıfat değil, şuunat değil, Allah'ın zatıdır. İmanı vererek seni kendisini sana vermiş. Bak bir daha. Zor durumlarında mesela kanser, mesela ölüm. Zor durumlarında, şimdi koltukta anlamazsınız. Kanser diye raporu sana verdikleri zaman veya yer yer psikolojin bozulup intiharı düşündüğün zaman imanın ne olduğunu anlarsın. Zor durumlarında insanın kendinden daha değerli sığınak limanıdır iman. Bu kendinden daha değerli şey insanı dengede tutar. İnsandan daha değerlidir iman. Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Hayatımızdan daha değerli şey, dünyada bir şey yok. Arabadır, attır, yok. Hayatımızdan daha değerli ancak Allah'tır. Allah ile bizim aramızdaki bağın adı imandır. Şimdi cep telefonuyla bazı istasyonuyla eğer irtibatınız varsa telefondur. Onu görselde kullanırsınız, resim, video, her şey kullanırsınız. O bağ oldukça, bağ yoksa, bir şirkete bağlı değilsiniz,
telefon o demir yığınıdır. İşte iman o bağ istasyonu arasındaki, telefonun arasındaki bağ. Haşa, misal için uydu Allah'a misal, telefon insanın bedenine misal, telefon kartı şebeke imandır. İmanın derecesi numaradır. O bağın adı hidayettir. Telefonla uydu arasındaki bağ hidayettir. Allah güneşi vurur. Camı açarsanız, güneşi onaylarsanız güneş içeriye girer. İçeriye giren nur imandır. Gelen nur hidayettir. Allah'ın hidayeti gelirse onaylarsanız imana dönüşür. İmanla hidayet. Tamam mı abiler? Şimdi hayatımızdan daha değerli bir şey hayatımıza gaye yapılırsa hayat anlamını bulur. Hayat kıpır kıpır ve canlı olur. Hayatımızdan daha basit şeyleri hayatımıza gaye yaparsak hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. İman insana tükenmez, ülfet edilmez, insana hayatına hayat kazandıran enerji bahşeder ve insanı kaynağına taşır iman. Hoş geldiniz. Şöyle bir babutlar gelsinize. Gel böyle doldurun bak kapıda sıkışın. Size diyorum size. Bana benden zarar gelmez. Sen daha mümkünse getirebiliyorsan kameranı getir. Engel olma. Gram gram getirme. Getirme mümkün olduğu kadar. Tamam abi. Oturun abi. Doldurun. Benden zarar gelmez. Korkmayın. Yanaşın. İman insanı insan yaptığı için kendini değil diğerleri olur. O olur onunla beraber yaşar ki merhamet, şefkat ve sabrı ve şükrü iktisada öğretir. Yani iman kendi kabuğundan çıkar, karşısını hissettirir. Onun gibi yapar, öyle düşünür, hissettirir. Ondan dolayı sana merhamet ve şefkat verir. O olmadan sende şefkat olmaz. Yani şöyle. Onun fakirliği, ihtiyacını böyle hissedersen, açlığını, ki oruç budur bir manası, o zaman yardım oluyor sende, o aktif oluyor. Empati diyorlar ya şimdi. Bunu sallayan imandır. İmanı olmayanın şefkat olmaz. Acıması olur, şefkat olmaz. Şefkat, rahimdir. Rahim ismine bakıyor. Rahma, acımadır. Merhamet. Merhamet vardır. İman insanı hür eder. Hayatı anlamlandırır ve insanı inandığı yere taşır. İman insanı inandığı yere taşır. Nereye iman ediyorsanız oraya taşınıyorsunuz. Sevginin, muhabbetin, aşkın, merhametin, şefkatin, fedakarlığın kısacası kendini ortadan kaldırıp bir başka olmanın zemini de imandır. İnsanın buralı olmadığının buralı olmadığının konuşmasıdır iman. İman seninle konuşuyor, sen buralı değilsin. Ve insan burada orayı yaşama şuuru ve zeminidir iman. İmanı okuyacağım, birkaç tane mukaddeme yapayım. İnsanın yetim, kimsesiz ve sahipsizlik hislerinden çekip çıkarandır iman. Atılmış, unutulmuş. Ben eskide gençken, ortaokul, ilkokuldayken şöyle hatırıma geliyordu. Ya bu kadar Allah'ın işleri içinde. Allah benim işimi nereden bilecek ya? Çocuktuk ya. Meğer bu kadar işler içinde güneş hiçbir otu ihmal etmez. Her ota aynen bütün olarak tecelli eder. Çok yoruldum bu otları Sultanbeyli'ndeki otlar dursun Pendik'tekilerle meşgul olayım demez. Bütün her zerreye güneş tek tek vardır. Bütün radyolara verici istasyon aynıdır. Bu mahluk Allah da böyle. İnsanı ilişkilerde eğer dinler olmamış olsaydı yani İbrahim Aleyhisselam'dan beri kalan
şey, o zamandan beri dinler gelmemiş olsaydın, anamdır, bacımdır, teyzemdir, normal kadındır, dayıdır, şudur budur, değer yargıları olmazdı. Bunlar dinden gelmiş. Çünkü imansızlar da annesine evlenme teklifi yapmış. İngiliz bir ateist annesine evlenme teklifi yapmış. İğrenç bir şey ama iman olmayınca gayet normal. Kainatın sahibini kalbinde misafir etmektir iman. İnsana ufuk açandır. Aklına yol, yöntem ve doğru düşünme malzemeleri vermektir iman. Varlık sahnesinde insanı konumlandırandır iman. Dış dünyada bir derece yalnızlığını giderirsin de, Sultanbeyli'de ha 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 hu hu lakara lukara giderirsin de, yalnız kaldığın zaman gecede, hiç kimse olmadığı zaman, iç alemine döndüğün zaman yalnızlığını gideren imandır. İşte o yalnız kaldığın zaman aslında içine dönüyorsun, yalnız değilsin. Bütün olumsuzluklar o anda geliyor. Öcü geldi, şu geldi, böyle oldu, böyle gitti, şöyle yaptın, böyle yaptın. Ondan hayat anlamını yitiriyor, intiharları düşünüyorsun. Aslında yalnız kalınca yalnız kalmıyorsun. İçeridekilerle tanışmak istiyorsun. Şey, ortaya çıkıyorlar. Yalnız kalınca, hani babaanne dedi ya, deden dedi ya, öcü var, hortlak var, bilmem ne var. Şu var, gece ya kalbim şu olursa, ya kafir olursam, ya imanlısı olursam, ya Allah beni sevmezse falan. Bütün olumsuzluklar toplanıyor o yalnız olunca. Hani yalnızdı? Onun için insan bundan kurtulmak için hemen sokağa atlar. TV televizyon açar. La kara lukara bundan geliyor. Dış dünyada bir derece sokak ona seni oyaladı. İç aleminde neyle oyalanacaksın? İman. Birkaç tane satır kaldı. Aralıksız ses gürültüdür. Ara boşluk ses konuşmaktır. Geçmişi ve geleceği olan her şey bilimseldir. Bilimsel nedir? Din bilimseldir. Çünkü geçmişi ve geleceği olan her şey bilimseldir. Geçmişi ve geleceği olmayan veya sırf geleceği olan veya sırf geçmişi olan fikirdir, hipotezdir, düşüncedir. Öteleri casuslamanın enerjisi ve koridorudur iman. Seni ötelere taşıyan koridor. İman, alemi gaybi, alemi şehadete taşıyan casustur. Yani yapıdır, yaşantını kendisidir. İman, hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İman kendisi hayat. Onun içine girince yeni bir hayat yaşıyorsun. Herkesin içindeyken dışındasın. Sana özel bir hayat bahşediyor iman. İman mahluktur, iman nurdur, iman kuvvettir, kudrettir, nurdur, kuvvettir, enerjidir. Öyle varsayım düşüncesel değildir. Vardır, mahluktur. O mahluk olduğu için şu anda nurlanıyorsun, huzur var. Mumun odunun gizli olan nurunu kibrit açığa çıkarttığı gibi odun ne olduğunu nereden bilecektik böyle odunu? Onun dumanını, nurunu, ısısını, ışığını, renklerini, ütrovi alışımlarını ortaya çıkaran, gizlilerini ortaya çıkaran kibrit olduğu gibi insan, iman da insanın gizli alemlerini ortaya çıkarır. Haşa! Allah'ın da Celle Celaluhu bedelsiz, bedeli de imandır. Haşa. Allah'ın da bir bedeli var. Allah'a sahip olmanın. Bedelsiz bedeli imandır. Hani verilemeyecek bir bedeli ama kabul et diyor Allah. Bedelsiz bedeli, Allah'ın bedelsiz bedeli imandır. Öfkenin ne aklı ne de gözü ne de kulağı vardır. İnsanı sağır, akılsız, kör eder. Öfke. Son cümle. Yanlışlarını çoğu zaman gururun, kibrin, öfken, hasedin besler. Yani insan niçin yanlış yapar? Çoğu zaman gurur, kibir, öfke, hasetten kaynaklanıyor. Çünkü bunlar insanı kör ve sağır, akılsız eder. Gurur ve kibir dağlardan daha ağırdır ki insan yüklendi.
gurur, kibir, haset, öfke dağlardan daha ağır olduğu için insan yükledi. İnkar haşa, inkar haşa, Allah'a Celle Celaluhu duyulan kin, nefretin ifadesidir. Bu noktada bu insan rahatını başkalarının acılarında yaşar. O iman Allah'tan gayz ve nefret ettiğinden Allah'a iman edenlere fatura çıkarmaya çalıştığı için kafirler zalim olur. Başkalarının acılarıyla, ağlaşmalarıyla lezzet alır bir hale gelir kafir. Çünkü yılan su içer zehir akıtır, arı su içer bal akıtır. Bir insan düşün ki gözyaşından lezzet alıyor. Kandan susuzluğunu gideriyor. İşkence ve zulüm almaktan lezzet alıyor. Bir hayal eder misin? Nasıl ruhtur bu? Ha bu nedir? Öfke, nefret, hasedin Allah'a karşı. Öfke, nefret, hasedin simgesel ruhta gözükme halidir. Kafirlik. Kafirde bu, bundan oluyor. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cennete giremez. Şimdi bu iman ve küfürü anlattıktan sonra yer okuyorum. Sayfa Hutbe-i Şamiye 67. Yok oradan almayayım, şuradan alayım. Küfür ve dalalet, burayı daha önce okudum size gelmeden, onu hulasaladırdım. Şimdi daha değişik bakacaksınız inşallah. Küfür ve dalalet, küfür neydi? Kafir, örten demektir. Mesela bazı kavimler var, Arabistan'da bazı yörükler var. Çiftçiye kafir derler. Yani çekirdeği örttüğü için. Örtme küfürdür. Küfür ve dalalet bütün kainatı ehli dalalete binler müthiş düşmanlar, taifeleri ve silsileleri gösteriyor. Yani küfür ve dalalet kainat insana düşman gösteriyor. Mesela kanser insana düşman. Trafik kazası, yaşlılık, kabir, bela, musibet, hastalık, ne olursa olsun. Zaman tık 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 insanın düşmanıdır. Geçiyor. İstemediğin her şey senin düşmanındır. Bak bakalım isteğin ne kadar var ki? Bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tane tokat vuruyor. Küfür her şeyi senin aleyhinde gösteriyor. Küfür bu. Kör kuvvet, serseri, tesadüf, sağır tabiat elleriyle manzume-i şemsiyeden tut, ta kapteki verem mikroplarına kadar binler taife düşmanlar bir çareye, beşere hücum ettiklerini. Bak küfür ne diyor? Kör kuvvet. Mesela deprem kördür. Kime gelirse yıkıyor. Heyelan, aklı yok, mantığı yok. Önüne geleni sürüp süpürüyor. Su adamı boğuyor. Kanser adam öldürüyor. Trafik kazası ölçüsü yok. Vurdun, bu küfür gösteriyor böyle. Sahipsiz. Tesadüfen bir kuvvet bu. Küfür ne gösteriyormuş orada? Depremi, tsunami'yi, kör kuvvet, serseri tesadüf. Tesadüf serseri. Sağır tabiat, bağırıyoruz imdat. Kulak vermiyor ki. Sağır tabiat. Elleriyle manzume-i şemsiyeden tut güneş sistemine kadar ta kapteki verem mikroplarına kadar. Verem bizi tanıyor mu? Tanımıyor. Kanser hücresi bizi nereden bilecek? Diyor kapteki verem mikroplarına kadar binler taife düşmanlar bir çare beşere hücum ettiklerini kafir böyle gösteriyor. İnsanın cami mahiyeti ve külli istidadatı ve hadsiz ihtiyacatı, insanın külli bir istidadı var. Külli şu, bu Sultanbeyli'ni versen İstanbul'u ister. İstanbul'u versen doyacak mı? Güneş sistemini de ister. Güneş sistemi, ne olur cenneti versen bile adama vermiş. Allah o cennet haletini vermiş. İsteyene ver onu, bana seni gerekseni demiş. Cennet bile insanı tatmin etmiyor, kesmiyor. Çünkü cennet
hizmet mahalidir, hizmet alan insandır. İnsan cennetten üstündür. Çünkü bu binada biz hizmet alıyoruz, ışıklarıyla oturuyoruz. Bu binanın içindeyim diye, hizmet alıyorum diye. Bina benden kıymetli mi? Ha, sen de cennetten hizmet alacaksın inşallah. Onun için cennetten sen kıymetlisin. Çünkü cennet sana hizmet vermeyle cennettir. İnsanlık ortadan kalkarsa cennet cennetlikten çıkar. İşte insanın külli istidadatı, hadsiz ihtiyacatı. Ne kadar ihtiyacımız var? Hayal dairesi kadar geniştir ihtiyaç dairesi. Neyi hayal ediyorsanız ihtiyaçtır. Mesela Jüpiter'a bir gitsek değil mi? Ne var mı yok lan bir dolaşsak. Lan kahve içsek, çay içsek. Düşündük mü şimdi? Tamam ihtiyaç işte. Bir anda her yerde olmak istiyorum. İstemeye var mı? Ben bunu sorarak size soruyorum ama çekilerek artık soruyorum. Böyle bir bazı insan suretinde mahluklar karşıma geliyor. Dedim ki insan ebed istiyor, sonsuzluk istiyor, ölmek istemiyor. Böyle dünyayla tatmin olmuyor. Bir anda her yerde olmak istiyor, hiçbir yerde olmak istemiyor. Her şey kendi ölmek istemiyor saydım. İnsanın özelliği dedim. İnsan bunu istiyor deyince bir tanesi çıksın demesin bana inadına. Zındık ya. Dedi ki hayır dedi ben böyle bir şey istemiyorum. Evet istemiyormuş. Yani insan ölmek istemiyor ama ölüyor dedim. Hayır dedi ben öyle bir şey istemiyorum. Baktım ne kadar insana benziyorsun dedim. Ben dedim insanda var dedim ya. İnsanda var. Çekip gitti. Dedim ne kadar insana benziyorsun. Onun için burada olmaz. Yok dedi. Ebed istiyor. Var mı bir tanesi çıkıp da yok ben ebed istemiyorum. Sonsuzluk istiyorum. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Her şey istiyorum. Fıtratta var. Bir tane çıkıp inadına desek yok ben istemiyorum. O zaman insan değilsin. İnsanda bu var. Ama insana benziyorsun. İnsanın hadsiz ihtiyacatı yok mu? Saysana neler ihtiyacın var. Bak. En değerliyi aldım. Vermede göreyim. En değerli havayı vermek zorundasın. Her bir hava ne nimettir? Astım hastalarına sor. Astım hastalarına sorun. Bu iş ciddiye bindi. Nefes çekince vay be. Hakikaten Allah olması lazım ya. Bir anda aldım ya veremedim veya içeriye alamadım. Düşünün. Bir tane yoğun bakımda bir abi vardı da. Ziyaret etti. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Çok güzel bir hizmet etmiş. Maddeten. Onun özelliği oydu. Serveti vardı. Dershaneler yaptırırdı. Duymuş. Çocuğuna işaret etmiş. Gelsin o. Yoğun bakımda ya, kimseyi almıyorlar. O gelsin. Doktora işaret etti, bir dakikalığına çıkart dedi. Ben söylediklerini, on birkaç dakikada, ben şimdi düz söyleyeceğim. Ama böyle derdi. Aksan, kardeş, bunu kardeşlerime söyle. Yani bunu kardeşlerime söyle. Neyi? Yoğun bakım ünitesine takılmadan rahatça nefes aldıklarının farkındalar mı? Taktı. Bunu söyle. Yeter. Şimdi size söylüyorum. Ben de dahil. Yoğun bakım ünitesine takılmadan nefes alıyorsunuz. Vay be. En kıymetli şeyin bu. Canını vermeyecek misin? Havayı veriyorsun. Alsana nefesi. Tut hadi. Ya en değerli şey. Almak da nimet, vermek de nimet. Tamam mı? Büyük nimet. İyi ki var değil mi Allah? Alemimizde. Allah ile gurur duyuyorum ya. Elhamdülillah. İyi ki Allah'ım var benim. İnsan Allah ile gurur duyar ya. Böyle. Allah ne kadar sevilir ya. Bu nefesten daha lezzetlidir Allah. Böyle yaptığı için. Allah ne kadar lezzetlidir? Baklavadan da lezzetlidir. Ya ne demek ya tövbe estağfurullah diye. Çünkü baklavadan lezzet alasın diye sistemi takan, o ondan lezzet alasın diye bana bu donanımı veren ondan daha lezzetlidir.
Allah sonsuz büyük olduğu halde bana diyor ki Allah-u Ekber de. Allah sonsuz büyüktür değildir manası Allah. Allah en büyüktür. Niye? İnsan merdivenle düşünür. Sonsuzu düşünemediği için mertebeli düşünür. Allah ne kadar lezzetlidir? Baklavadan da lezzetlidir. Kadına söylüyorum. Allah ne kadar lezzetlidir? Çocuktan daha lezzetlidir. Senin aleminde ne lezzetliyse Allah ondan daha lezzetlidir. Yürümek için böyle yapılır. İyi ki Allah var. Elhamdülillah. Allah olmasaydı ne yapacaktık? İnsanın cami mahiyeti. Allah her şey istiyor. Cennet her şey istiyor. Cami, ne, giremiyorlar mı? Orada sesler geliyor. Yani, karabalık. Cami mahiyeti, külli istidadatı, hadsiz ihtiyacatı. Ne kadar ihtiyacımız var? Cennet ihtiyaç mıdır? Evet. Ölmemek ihtiyaç mıdır? Evet. Bak bu, bugün bir tanesi beni arıyor. Omurilik komple sarmış, kanser. Kaç yaşında biliyor musunuz? 34 yaşında. Ya peki sıhhat ihtiyaç mı? Tabii. Ona sorun ihtiyaç yaşamak nedir? Senin de derdin mi var? Doktor demiş ki yatır. Hani bizim Lazlar'ın bir sözü var. Büyük anneyi eve götürün. Ne istiyorsa verin. Büyük anne dedi ki oğlum niye götürüyorsun beni? Doktor dedi ki hiçbir şeysi yok. İstedi mi yesin? Yani bitmiş. Büyük anneye öyle deniliyor. Tamam mı? Şimdi 15 gün sana kağıt verseler. 15 gün. Esbab aleminde. Ne yapardın? Bir düşünür müsünüz? 10 saniye mühlet veriyorum. Doktora gittik. Rapor çıktı. Heyetten. Her tarafını sağlamış. Her tarafını sarmış. En fazla 15 gün. Neyi terk ederdin? Neyi? Ve neyi yapardın? İki soru soruyorum. Başladık. Bak. Neyi terk ederdin? Neyi yapardın? Şimdi onu niye yapmıyorsun? Çünkü 15 gün olduğunu bilmiyoruz ki. İlk önce kendime soruyor. İnsanın hadsiz ihtiyacatı Allah ihtiyaçtır. Değil mi? Nihayetsiz arzularına karşı mütemadiyen insanda korku var. Böyle bir sistem korku, elem, dehşet, telaş vermesiyle küfür bunu veriyormuş. Küfür korku, elem, dehşet, telaş veriyor. Bunu veriyor küfür. Allahsız olunca hadiseler sana korku, elem. Mesela Allahsız kabri düşünün. Bu elimle o kadar insan yıkamışım ki. Ondan daha fazla gömmüşüm. Almanya'da gene burada elhamdülillah yani ben morga girdiğim zaman akrabası, dayısı, oğlu, babası falan gelip yardım ediyor. Almanya'da hiç kimse de gelmiyor içeriye. Lan oğlu ya. Oğlu ise babası gelmiyor. Hocam idare et hocam. Hocam idare et ya. Ulan bu oğlun değil mi ya? Hacı baba senin oğlun değil mi ya? Abi. Çocuk gitmiş. 13 yaşında. Gitmiş tamam mı? Kanser. Ya yardım etsene ya. Hocam idare et. Böyle de bakıyor yani. Hocam idare et ya. Hocam idare et. Ulan bu morga gel lan. Bu çocuğu yıkayacağız lan. Ne tek başına yapacağız. Korkuya bak. Ya. Korku. Küfür, küfür karpuz gibi düşünün. Vurun bıçağı, içine şu çıkar. Küfrün içinde. Korku, elem, dehşet, telaş, vahşet. Nasıl yaşıyorlar? Anlamış değil. Ustad diyor ki, iptalis. İğne var ya, hani dişçi delerken çıldırıyor ya insan. Hissetmemek için ne yapıyor? İptalis yapıyor değil mi? İğne vuruyor. Uyuşturuyor. Ha. İptalis yapıyorlar. Maaşla. Gol! Maaşlarla, türbinlerle, kadındır, alışveriştir, ha 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 ha, lakara lukaralar bunlar morfin. Dinlemesinde, gitmesinde, yapmasında göreyim hadi. Morfin. Mesela
adrenalin yükselsin diye 300 metreden beline şey bağlamış adam. Bir tanesi bana gösterdi. Abi bunu niye yapıyorlar sence? Dedim getir bakayım neyinisi. Ben bilmiyordum ki. 3 gün önce bir tanesi videosunu. Böyle 300 metreden aşağı atıyorlar. Tam yarım metreye kalan kadar belindeki lastik şey duruyor. Ondan sonra geri çıkıyorlar. Bir tanesi kopmuş yere pat diye paramparça olmuş. Tamam mı? Ondan sonra onu gösteriyor. Abi sence bunu niye yapıyorlar? Morfino. Kendisini unutmak için yapılıyor bütün faaliyetler. Ha 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 hu lakara lukara unutmak, morfin. Haber, haber hastası, morfin. En büyük morfin haberdir. Küfür ve dalalet bir cehennem zakkumu olduğunu içimizde, insan içinde bir çekirdek o. Korku, telaş, elem, dehşet, fahşet aktif oluyor küfürle. Olduğunu ve bu dünyada da sahibini bir cehennem içine koyduğunu. Cehenneme gitme de zaten cehennemi yaşıyor. Acayip bir şey ya. Bu dünya hastanede bir şeyler sattım onu anlatmayacağım. Bu dünyada da sahibini bir cehennem içine koyduğunu, din ve imandan hariç, din ve iman, onun dışında binler fen ve terakkiyat-ı beşeriye. Düşünün, kanser imama, aşağıda Mercedes var ya, kasa para dolu. Makam vardı, elbisem orada asılı, paşa idim. Ama yatıyorsun. Her an yatağa yattın. Doktor dedi ki 15 gün. Her an ölümünü bekleyen bir insanın dimağını ve kalbini ne ile teskin ve tatmin edeceksin? Ne ile teselli vereceksin? Söyle. Din ve imandan hariç binler fen ve terakkiyat-ı beşeriye o Rüstem ve Herkül'ün kahramanlıkları gibi beş fayda vermediğini, yalnız o neydi biliyorsunuz değil mi? 5 yaşındaki çocuğu trenin kenarına durmuş. Yani olmuş yani. Trakya'da olmuş, Afyon'da da olmuş. Tren gelmiş, yani tren geçerken günde bir defa geçiyormuş. Çocuklar gelip köylüler orada trenin raylarının yanında beklerlermiş, seyrederlermiş trenin. Tünelden çıkmış. Eski tüneller de biliyorsunuz buharla çalışıyor, tepesinden duman. Tünelden çıkınca da zaten ışıkları var, tek gözlü. Trenin içi de ışık. Tamam. Şimdi tünelden böyle kavis değil, virajlı bir yerden tünel çıktı. Çocuklar bakıyormuş, 5 yaşındaki çocuklar. Köyden gelmiş ya, seyrediyorlar. Biz de köyde araba geldiği zaman seyrederdik, ilkokula gitmeden. Bir araba gelecek de 2-3 günde bir, onu seyrederdik böyle, vay be. Park ettiği zaman böyle bazı çocuklar ot koyardı. Ulan ot mu yiyor diye. Yani ot, onun önüne ot koyduklarını biliyorum. Ne yiyor diye. Neden yiyecek benzin ya? Çünkü ben ilkokul 3'e 4'e gidene kadar elektrik görmedim. Elektrikle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Yani elektrikle çalışan hiçbir şey bilmiyorum. İlkokul 3'e 4'e kadar. Şimdi çocuğu koydular trene bakarmış. Bak bir şey anlatacağım. Kafirle Müslümanım ustad misal veriyor bunu. Tünelde böyle çıktı mı? Tepesinde duman. Gözü kafasında bir ışık. Ateş. Ama duman derken alevler çıkıyor. İçindeki ışık da yuttuğu adamlar. Bir sürü adam oturuyor içinde. Görüyor öyle. Giderken bir de bağırıyor da yani. Önüme vay önüme gelenin canını okuyacağım diye. Çocuk ne yapıyor? Hiç kıpırdamıyor. Nizamından tabisin be. Bağırıp durma. Bizi mi yiyeceksin? Git yoluna ya. Yolun belli seni. Kıpırdamaz. Çocuk niçin kıpırdamaz? Bildiği için. Çünkü tren nizama tabi. Ustad diyor ki Yunanlıların meşhuru, İranlıların meşhuru varmış. Rüstem ve Herkül. Şimdi diyor 100 sene 200 sene önce adamları zaman aşımıyla getirsek, tünelden çıkmış trenin rayın kenarına koysa, onu görse ne yapardı? Yüzlerce metre ödü patla kaçardı. Çünkü canavar çıktı dağdan, tepesini şık, yuttu adamlar içeride, ateş çıkıyor
vay önüme geleni yiyeceğim diye canavar zanneder ve kaçardık. Hani çok cesurdular. Sebebi, kaçmaların sebebi diyor, trenin bir nizama tabi olduğunu bilmemekten. Çocuğa bu cesareti veren, trenin bir nizama, raya tabi olduğunu bilmekten kaynaklanıyor. Anladık mı burayı? Çıkılacağım. Trenin bir nizama tabi olduğunu insana cesaret veriyor. Bir nizama tabi olmadığını bilmek ona korku veriyor. İman da kainattaki hadiselere, hastalıklara, musibetlere, her şeyin bir nizamı, bir sistemi olduğunu, ona tabi olduğunu bize veriyor. O zaman emniyetli oluyoruz. İşte diyor ki, fen ve terakkiyat-ı beşeriye o Rüstem ve Herkül'ün kahramanlıkları gibi beş para fayda vermediğini, çok kuvvetliydiler. E trene karşı ne diyecek? Vermediğini, yalnız iptal-i his nevinden muvakkaten o elim korkuları hissetmemek için sefaat ve sarhoşlukla şiringa ediyor. Sefaat ve sarhoşluk. Yani şu, namazı size unutturan, namazı size geç kıldıran veya bu cemaatin dışında namazı kim kılmıyorsa, ona o saatte akşamı yatsıyı kıldırtmayan eğer maçsa veya bir dizi ise o onun nesidir? İptali hissidir. Yani onun morfinidir. Yani dişçi uğraşıyor ameliyat doktor şey yaparken hissetmesin diye iptal hissediliyor ya. Hissetmiyorsun ama var yani. Sen hissetmiyorsun. Dişçi de öyle. Yapıyor ama sen sesi duyuyorsun. Acıyı duymuyorsun. Niye? Uyuşmuş. Ha. Allah ve ahiret korkusunu kalkmış. Kabirmiş, ahiretmiş, ölecekmiş hatırlamamasına sebep olan her ne ki ise dizi midir, maç mıdır, bilmem şu mudur, kumar mıdır, o onun adı, o kişinin iptalis morfinidir. Morfindir. Eğer maç anında izlerken akşam namazını kaçırdığın halde tik etmiyorsan, senin morfini budur. İptalis morfin. Şimdi imana geçiyorum. Ve ondan sonra bitiriyor. İşte iman ve küfür muvazenesini ahirette cennet ve cehennem gibi meyveleri ve neticeleri verdiği gibi dünyada da iman bir manevi cenneti temin, ölümü bir teris tezkeresine çevirmesini, yani dünyada her şeyin bir sistemi olduğunu, trenin raya bağlı olduğunu, bir nizama tabi olduğunu, kainatta ceyran eden hadiseler başıboş olmadığını bize söyleyen imandır. İmanın kuvveti nispetindendir. Hayatımızı disiplin içinde yaşamasak iman tesir etmez. Mutlaka disiplin olması lazım. Kalktığın, oturduğun, yapacağın her şey belli olacak. Mesela diyelim ki hafta içi kaçta kalkıyorsun? 5'te. Hafta sonu 7'de kalkarsan hayatın disiplini yoktur. Zaten gafil insanın hayatı şeytan. Müslümanlara şeytan nasıl giriyor? Yanlışlardan ille değil. Kuralsız doğrulardan giriyor. Yani bugün 7'de kalktın, yarın 5'te kalktın, öbür gün 11'de kalktın, şansı yok. Tamam, bu sistemsiz yaşamanın mutlaka bir boşluğu var. O boşluktan giriyor. Vesveseler giriyor. İman bir manevi cenneti temin, ölümü bir teris tezkeresine çevirmesini ve küfür dünyada dahi bir manevi cehennem ve hakiki saadet-i beşeriyi mahvetmesi, ölümü bir idam ebedi mahiyetini göstermesini kati ve hissi şuhudu bir şekilde gösteriyor. Allah. Şimdi diyor ki, ölümü iman ehli gülerek karşılamakla beraber dünyada müteselsil düşman hadisatına karşı da, yani kabul edemediğimiz, güç getiremediğimiz depremdir, hastalıktır, musibettir, bir sürü şeyler var istemediğimiz ama bize musallat olan, onlara karşı ta mikroptan kuyruklu yıldızlara kadar beşerin külli istidadına karşı düşmanlık vaziyetini alan o dehşetli şimendiferlerin tehditlerine karşı İmanın kahramanlığıyla mukabele edip korkmaya. Nedir o? Kaza ve kader ilahiye karşı imanın teslimiyetiyle.
Bak kaza ve kaderin kaza ve kaderin dairesinde olduğunu, dizgininde olduğunu, ondan sonra Allah'ın idaresinde olduğunu iman insana teslimiyet veriyor. O teslimiyetle korkmaya, dehşet almak yerine hikmet ve ibret, bir nevi saadeti dünyayı kazanan, yani ibret alıyor onlardan. Ders alıyor onlardan. Mesela şöyle düşünün. Heyelan olmuş. Gözünün önünde aile gitti. Komşunun orası gitti. İnerken gördün. Aile darmadağın oldu. Kafir ne der? Kör, sağır, aptal, gerizekalı kuvvet onu götürdü. Kör yani. Kimin nidasını diyor. Yani heyelan, tsunami, deprem aklı mı olur? Der. Müslüman der ki yok. Bunun dizgini Allah'ın elinde. Onu anlamlandırır. Anlamlandırdıkça onun eziciliğine kurtulur. Onun dizgini var der. Allah Allah. Cahilane itikatsızlıklarıdır. Eğer bilse ki her şeyin dizgini onun elindedir. Her şeyin anahtarı onun da yanındadır. Onu buldun, her şeyi buldun. Hadsiz korkulardan emin oldun. Değil mi? Dehşetlerden emin oldum. Kaç dakika oldu arkadaşlar? Zamanımızı tam ettik. 40 dakika. 40 dakika hocam. 40 dakika oldu. Peki biraz 50 yapalım şunu. 50 demiştik zaten. 50 mi dediniz? Evet. Siz demiştiniz. Tamam. 60'a çıkabiliriz o zaman. İşte kainat içinde maddi ve manevi bütün bu silsileler İmansız ehli dalalete hücum ediyor, tehdit ediyor, korku veriyor. Kuvve-i maneviyesini zırh zeber ediyor. Ehli imana değil tehdit ve korkutmak, belki sevinç, saadet, ünsiyet, ümit ve kuvvet veriyor. Niye? Çünkü ehli iman, iman ile görüyor ki, bak ehli iman, bununla alakalı bir hadisimi de anlatacağım, dur. Geçmeden hemen anlatayım. Neydi ya? Süleyman mıydı, Selahattin miydi ya? Kanser, 60 küsur yaşında. Abimizi ziyaret ettim. Nasılsın, nasılsın abim dedim. Dedi ki, bir damla pis sudan olacak vücuttan bu kadar olur dedi Hasan'cığım. Sanki kanser benim, o ziyaret eden. Bana diyor, bana teselli veriyor. Yatıyor, bir damla sudan diyor, pis sudan olacak dedi. Vücuttan bu kadar bekliyordum dedi. Ondan sonra... Şimdi sıra sende dedi o. Yaşlı. Niye dedim ya abi? Ya dedi elhamdülillah ömrümüze, geçmişimize bakınca dedi. Hizmetlerle geçmiş dedi. Bana korku vermiyor. Ümit veriyor. Hasan'ım ben teris oluyor. Allah'ın vaadine gidiyor. Vaat ettiği yere gidiyor. İman ettiği yere gidiyor. Benim iman ettiğim yere gidiyor. Anlamadım abi dedim. İman kötü bir şey olsaydı, gittiğim yer kötü olsaydı, oraya iman eder miydim ben dedi. İnsan iman ettiği yere gitmekten korkar mı? Allah, cümleyi bak. Ahiret iman etmiyor muyuz? He? He? Ahiret iman etmiyor muyuz? Madem kötü bir yerde niye iman ediyorsun? Değil mi? Ha, ben iman ettiğim yere gidiyorum. Ama geçmişime baktım, sana bu cesareti nasıl veriyor abi dedim. Geçmişime bakınca dedi, elhamdülillah dettirecek şekilde geçmiş dedi. Artık onu ben teris oluyorum dedi. Bak şimdi. Çünkü ehli iman, iman ile görüyor ki o hadsiz silsileleri, deprem, heyelan, kanser, ne istiyorsan olumsuzda, o silsileleri, maddi ve manevi şimendiferleri, seyyar kainatları, mükemmel intizam ve hikmet dairesinde birer vazifeye sevk eden bir sani hakim onları çalıştırıyor. Allah. Çünkü yuhi ve yumit Allah'tır. Kanser adamı öldüremez. Ecel al insanı öldüremez. Trafik kazası al insanı öldüremez. Yuhi ve yumit öldüren Allah'tır ama öldüreceği zaman ona bir unvan takılsın, isim verilsin diye Allah onu musallat ediyor. Tamam. Yani ömrü bitmiş onunla sebepliyor ki imtihan kalkmasın. Hani Azrail Aleyhisselam demiş ki ya Rabbi. Azrail Aleyhisselam o kadar şefkatli ki. Biz size kıyas edin.
Cebrail aleyhisselam vahiy getirmedi mi? Getirdi. Peki azap ayetlerinde getirmedi mi? Kur'an'da var ya azap ayet. Azap ayetlerini getirirken ya Rabbi ben bu azap ayetlerini getiriyorum ama kullarım bana küsecekler. Bunları niye getirdin derler. Dedi mi? Demedi. Ama Azrail aleyhisselam ne dedi? Ya Rabbi kullarının canını alırken bana küsecekler. Yani istemiyorum demek istiyor bu vazifeyi. Yani kullarının diyor canını alırken bana küsecekler. Benim melaike ya Azrail aleyhisselam. Cehennem sebanesi değil ki. Canlarını almaktan dolayı bana küsecekler dedi. Allah da dedi ki ey Azrail seninle kullarının arasında seni hatırlamayacaklar. Kanser veren şunlar bunları koyacağım. Seni hiç kimse hatırlamaz. Neyle gitti konsörle? Azrail'e gitti yok. Tamam. Neyle gitti? Trafik kazasıyla. Azrail'e gitti yok. Bak Azrail arkadaş oldu demiyor. Trafik kazasıyla gitti. Şimdi Azrail ile bizim aramıza bunları koyduğu gibi Azrail de Allah ile bizim aramızda bir perde. Aslında Allah yapıyor direkt. Bunu imanın arttıkça mesela trafik kazası ve kanserden sıyrılıyorsun Azrail yapıyor diyorsun. Biraz da imanın arttı mı Azrail de yok direkt Allah yapıyor. Şimdi o zaman şöyle bak. Seyyar kainatları mükemmel intizam ve hikmet dairesinde birer vazifeyi sevk eden bir sani hakim onları çalıştırıyor. Allah çalıştırıyor. Zerre miktar vazifelerinde şaşırmıyorlar. Birbirine tecavüz edemiyorlar. Ve kainattaki kemalat-ı sanata ve tecelliyat-ı cemaliyeye mazhar olduklarını görüp kuvve-i maneviyi tamamıyla eline verip saadet-i ebediyenin bir nüminesini iman gösteriyor. Yani emniyet veriyor iman. Dikkat edin, ölüm korkusu niye var sizde bende? Bende de var sizde. Niçin var biliyor musunuz? Sorumluluk korkusudur. Ölüm deyince, hatta şöyle de bile olur. Sana gelseler, akşam rüyayı görsen, Resulullah'ı görsen odur. Şeytan giremez onun sımasına. Yanlamasında gördüm de sesini duydum yok. İlle yüzünü görmen lazım. Sesine girebilir. Yüzüne giremez. Resulullah'ın yüzünü gördüm. Sana dese ki ey kardeş, ey ümmetim korkma. Ben kefilim. Gel. Gene korkarız değil mi? Tabii. Sebebi ne biliyor musunuz? Ölüm korkusu değil. Sorumluluk korkusu. Geçmişimize baktığımız zaman önümüze dikilecek şeylerdir. Sorumluluk korkusudur. Ustad Hazretleri diyor ki, firak olmasaydı diyor, ölüm gelip ruhumuz alamazdı. Ölümün ölümü, yani ölümün olabilmesi için firak lazım diyor. Ya tamam mı? Biz ölümden korkmuyoruz, sorumsuzca yaşadığımızın sorumluluğundan korkuyoruz. Sorumsuzca yaşamanın sorumluluğundan korkuyoruz. O zaman ölüm korkusu sorumluluk korkusudur. Oysa ruh istiyor. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha temâs-salâvâtu.